Evet efendim, ses geliyor. İyi akşamlar diliyorum ben de öncelikle. Şimdi bugün programa zannediyorum siz Fahrettin Bey'i de almışsınız. Fahrettin Bey, bakın müdahale etmeyin. İşte böyle konuşamazsınız yani. Önce ben konuşayım, ondan sonra üzerine siz konuşursunuz. Bu ASMR adı altında çekmiş olduğunuz videoların durumu ortada. Neymiş? Fahrettin Bey, yani anlatıyorsunuz da kim sen mi anlayacaksın? Sikindirik mevzuları. Küfür ediyor ama. Ay küfür ediyor. Küfür ediyor ama. Bak hani. Ya bırak mı şimdi, küfürlü olacak iş mi yani bu? Ama söz hakkı. Böyle konuşamazsınız kardeşim yani siz böyle. Hayır. Lütfen. Tamam. Peki. Bakın şimdi ben size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki siz bu konuda hatalısınız. Sizin oturduğunuz bak, sandalyenin üçüncü ayağında siz bunu. Ne anlatıyorsunuz fısıldayarak? Size ne? Hayır bak fısıldayarak. Fısıldayarak diyorsun. Fısıldayarak dedim, siz beni yanlış anlıyorsunuz. İşte değil. Her seferinde bunu yapıyorsunuz. Hiç de değil. Bakın geçen de başka bir platformda bir karşılıklı münazara ediyorduk. Size o zaman da söyledim. Dedim ki bakın bu konularda hassasiyet göstermeniz lazım. Ne hassasiyeti ya? ASMR dediğiniz değil. Böyle bir nasıl değil. Siz kendinizi bu anlamda hakikaten çok başarılıymış gibi görüyorsunuz. Evet. Fakat hiç başarılı değilsiniz. Sana mı soracağım bunu ben yani? Size nickname olarak Selçuk'a diyorlarmış. İfşa ediyor ama. Bakın sizi ifşa edemezsiniz beyefendi. Yani öyle artist hareketler, öyle konuşmalar, tavırlar bunlar hiç hoş değil. Ben ASMR'la ilgili 3-5 bir şey söylemek isterim açıkçası. Kanalınızın da programının hayırlı olmasını dilerim. Belirli seslerin kulağa hoş gelmesi ve uykuyu getirmeye çalışması mevzusu. Siz bunu ne demek yani, sen bunları nereden biliyorsun da konuşuyorsun ki? Anlatıyorsun kafana göre. Ben size öyle yapmıyorsunuz demedim. Tamam, sizinki de uyku getiriyor olabilir ama siz anlattıklarınızla insanların kafasını açarıyorsunuz. Bakın, açarım. Ben size birçok örnek verebilirim. Adam orada sakız çiğniyor, yemek yiyor falan. Bunlar uykuyu getirip insanların kafasını karıştırmamak üzere yapılmış bir eylem olabilir. Buna asla itirazım yok. Fakat sizin bunu ciddiye alıp, bu işi ciddiye alıp uykunun dışına çıkartmaya çalıştığınız çok bariz bir olay şu an. Bunu yapma. Neden? Sana mı soracağım ben bunu? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Kime yaranmaya çalışıyorsunuz? Buyurun. Yani sen bunu yaranmayla neden yapıyorsunuz? Ya arkadaşım, bunun yaranmayla ne alakası var? Bir fayda sağlamaya çalışıyorum diyorum. Yani topluma bir faydası olsun. Dinlerken hem uyku hali hem de güzel fikirler alsın benden. Bu sayede en azından o zamanı, boş zamanı değerlendirmiş olabilsin diye yapıyorum ben bunu. Ayrıca bundan bir gelir ya da bir şey beklentim yok ki benim. Ya üretiyorum. Asla katılmıyorum. Sebep? Neden size? Yani. Çünkü işinize gelmiyor. Yani aklı başında hareket eden birisini gördüğünüzde işinize gelmiyor ki. Sizin yapmış olduğunuz bütün programlarda ben görüyorum. Hep böyle küfürbaz konuşuyorsunuz yani. Öyle anlatıyorsunuz da benim önümde evraklar. Selçuk Bey bakın şimdi. Bakın ama en son attığınız videoda ben izledim. Efendim uyanmak lazım işte, akıllanmak lazım falan diyorsunuz. Adam burada uyumak istiyor diyorum size. Siz neden uyumayı teşvik etmek yerine uyandırmayı seçiyorsunuz? Ben bunu soruyorum size. Bunun cevabını verdim zaten. Az önce dedim ki adam uyansın istiyorum zaten. Ya tamam, bu platformun uykuyla alakalı olduğunu biliyorum. Ama dinlerken böyle dinlemiş olsa ne olur yani? Bakın siz de farkındaysanız diğer yapılan işlerde bir sıkıntı olabiliyor. Yani boş muhabbetlerle insanların beyni doluyor. İnsan beyni çok önemli, hassas bir. Peki bir şey daha bitirmedim ama. Yani sigara içiyorsunuz mesela videoda. Bu içtiğiniz sigaraları karşı tarafa bu kadar iyi örnekler vermeye çalışıyorsunuz. Yok efendim işte duyarlı olmaya, böyle duyar kasmaya çalışıyorsunuz falan. Sigara içiyorsunuz yani topluma bu
örnek bir davranış mı? Şimdi siz söyleyin bunu. Buyurun söyleyin. Hadi dinliyorum. Bakın beyefendi, ben sigarayı kendim için, kendime zarar vererek içiyorum. Benim size bir zararım var mı buradan? Size buradan sigara dumanı geliyor mu? Ben bunu kendime zarar vererek yapıyorum ve kötü bir şey olduğunu ben de biliyorum. Ama kendime zararım yani. Sizinle alakalı mı bu? Birçok zararlı şey varken bunu mu yani? Şimdi efendim bakın. Siz sigara, evet sizin yani ne demek yani, zaten ben kendime zarar veriyorumla alakalı değil ki bu. Örnek teşkil ettiğiniz için söylüyorum. Tamam. Karşıdaki adam size örnek alıyorsa ne olacak? Almasın, orasını almasın. Siz böyle söyleyerek bir yerlere varamazsınız bakın. Ben size aleni bir şey söylüyorum. Bence bu mecrayı bırakmalısınız. Size mi soracağım bunu? Yani fısıldayarak insanlara mesaj vermeye çalışmak kesinlikle yanlış. Niye normal konuşup? Nasıl normal? Neden evet. Normal? Neden normal konuşup anlatıyorsunuz? Neyi normal konuşacağım arkadaşım? Konuştukta ne oluyor? Ortada işte konuştuğumuzda bu alanda bir şeyler yapıldığında reaksiyon görüyor. Ben de bu alanı değerlendirdim. Sesimin de buna uygun olduğunu düşünüyorum. Yapıyorum yani. Bu sizi niye rahatsız ediyor bu kadar? Ben daha önce sizin başka videolarınızda seyrettim. Yani berber roleplay, yok efendim psikoloji roleplay. O videolarınız izlendiğinde de altında bir sürü yorum vardı. Aa, kakara kikirip boş şeyler yaptığınızda insanların daha çok sevdiği ortada. Siz neden yani bir görev atletip üzerinize böyle bir görev alıp böyle şeyler yapıyorsunuz ki, siz de sisteme ayak uydurarak sistem diyor ya. Burada eğlenceli videolar çekip bize hem güldürüp hem de uyutabilirsiniz yani. Kafaya sizin videolar atmak zorunda ben değilsiniz. Ben sizi niye güldüreyim ya? Hayır, ben böyle videolarda attım. Aklı başında fikir veren, yönlendirme olarak algılanmasın ama yani bir yol çizen videolarda atıyorum. Güldüğümüz videoları da attım ben. Yani bunda bir şey yok ki. Ama ben diğer türlü olmasını daha çok tasvip ediyorum. Yani doğru şeyler anlatıyor olmanın daha keyifli olduğunu, daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu, hayır, geçen günlerde şeyi de gördük beyefendi. Bakın anlatıyorsunuz, güzel anlatıyorsunuz ama geçen günlerde de yine böyle bir video yayınlamıştınız. ASMR kanallarını inceliyorum falan diyerek. Bakın oradaki Yağmur ASMR kaldırtmış yani videonuzu. Bak konuyu nereye getiriyorsun? Şişman demişsiniz. Şişman demedim. Yani bu bir hakarettir yani. Gözümüzün önünde kilo aldı ya, şişman desin ki. Kilo aldı dedi. Değil yani kız. Neden böyle bir şey kilo aldı dedim ben, şişman demedim. Ya ben kendim şişmanım zaten. Ben gözümüzün önünde büyüdü anlamında söylüyorum. Sen kendi dibine bakıyor musun peki? Şişman. Tamam, ben söylüyorum. Sen şişman. Şişman. Evet. 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 Yani buna mı takılıyorsunuz? Ben orada yanlış bir şey demiyorum ki. Sezerçik filminde oynayan çocuğun büyümesi gibi düşünmüyorsun. Yani gözümüzün önünde büyüdü. Gözümüzün önünde kilo aldı demişim. Buna bu kadar takılıp da yani neyin kafasını yaşayıp da ortalığı kısıştırmaya çalışıyorsunuz? Peki efendim, peki. Yani ben bir şey demiyorum diyorsunuz. Ama eleştiri aldınız ve yoğun bir mesaj yağmuruna tutuldunuz. Yani yağmur bak kelimenin içine bile giriyor yani. Bu yapmış olduğunuz şey kesinlikle yanlıştı. Biz buna katılmıyoruz. Siz toplum musunuz yani? Sizin buradan kamuoyu önünde en azından özür diliyorum. Tamam arkadaşım, özür diliyorum. Tamam özür diliyorum. Bu anlamda özür diliyorum. Yaraladınız, rencide ettiniz. Ya, arkın. Yok efendim, o da Çin'miş de, yok bu Beri'ymiş de. Şaka onlar, şaka. Ne biçim konuşmalar şaka, bunlar şaka. Yani. Siz örnek teşkil ediyorum diyorsunuz. Bunları şaka konuşuyoruz. Nasıl şaka oluyor iş bana? Yani bana iki cümle hadi kur ya. Ya kuruyorum, dinlemiyorsun ki kardeşim. Ben sana diyorum ki bunlar şaka. İnsan kır kır şama da yapar. İki muhabbet edebilir. Yani orada eğlenen bir sürü insan var ki söylediğim şeylerin içerisinde art niyet ya da kötü bir niyet besleyerek dur ben buna bir hakaret edeyimde falan da filan da durum yok ki. Siz bunu bir tarafa çekmeye çalışıyorsunuz ve manipüle ediyorsunuz. Yani peki, peki. Çok uzatmadım. Sebeliyorsun bunu. Anlatmaya gelince bırakmıyorsunuz. Ben sizinle münazara ederken kendimi hakikaten çok rahatım zaten. Sanki. Aynı fikirde buluşamayacağız. Evet. Belli ki. Teşekkür ederim. Tabii tabii. Siz de sağ olun. Siz de sağ olun. Konuştuğumuz için sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Eyvallah. Kapatın. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Neyine saygı duyuyorsunuz? Hala saygı duyuyorum. Sesim size gelmiyor mu ya? Terbiyesiz.